Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Amerika'nın yeni başkanı artık Joe Biden. 46 başkan dakikalar önce yeminini etti ve artık Amerika'nın 46. başkanı oldu diyelim. Kamala Harris başkan yardımcısı. Amerika'da tören şu dakikalar itibariyle devam ediyor. Yemin töreni canlı yayınlarımız olacak. Oraya bağlanacağız. Bol bol yorum alacağız. Biden dönemine ilişkin uzun bir yayın bizi bekliyor bu akşam itibariyle. Önce Amerika'ya gidelim. Sevgili Melike Ayan bizlerle olacak. Melike'den dünyanın aslında gözünün çevrildiği bir tören sevgili Melike. Çok az sayıda koronavirüs nedeniyle, pandemi nedeniyle az bir davetlinin katıldığı ama 200 bin bayrakla süslenen bir yemin töreniyle karşılaştık. Herkesin aklında acaba bir şey olur mu? Son dakika bir pürüz çıkar mı? Herhangi bir eylem olur mu korkusu, endişesi vardı ama temiz bir yemin töreni diyelim şu dakikaya kadar oluyor. Biden çıktı, yeminini gerçekleştirdi. Sözleri çok enteresan, onlara da değiniriz ama şu dakikaya kadar Amerika'da sanırım tamamen televizyonlara kilitlenmiş durumda bu yemin törenini izliyor. Senin notların neler? Gözlemlerinle başlayalım. Evet Barış, ben de hala gözlerimi ayıramadım televizyondan. Senin de dediğin gibi tüm Amerikalılar nefeslerini tutmuş temkinli bir umutla bunu seyrettiler. Gerçekten yemin törenine ettiği ve bitirdiği anda ve ABD'nin 46. başkanı olarak duyurulduğu, anons edildiği anda rahat bir nefes aldık. Bazı Amerikalı hatta televizyon muhabirlerinin oh demesini bile duyduk açıkçası CNN'den arkadan. Tek başkan değil, hiçbir kalabalık yok. Gazeteciler bile bu binaya yanaştırılmadı Barış. 3 kere olmuş ABD tarihinde, bunun dışında, bugünün dışında 1861'de Abraham Lincoln, ki onu hayatı tehlike altındaydı, tehdit vardı. O zaman sadece askerler vardı. Hatta siyahi askerlerle beyaz askerler de yan yanaydı. Abraham Lincoln'ın tarzıdır bu zaten, kendisi o liderdir o konuda. İkincisi de yine Abraham Lincoln'ın ikinci dönemi 1865'te. Bu sefer bir salgın hastalığı, çiçek hastalığı vardı. O nedenle hiç kimsenin katılmasına izin verilmemişti. Son olarak da 1945 tabii ki Franklin Roosevelt zamanı ve o zaman da aynı şekilde minicik bir kalabalıkla bu tören gerçekleştirildi ve bize o günleri, tarihi hatırlattı. Enteresan isimler var. O şu an itibariyle o balkonda olanlar: Mike Pence, Obama, siz de görmüşsünüzdür, Clinton, George Bush ve J.Lo'nun enansıyla birlikte Kamala Harris, ilk siyahi, kızılderili asıllı başkan yardımcısı olarak ilan edilirken bugün Kamala Harris gider gitmez 3 demokrat senatörü görev alacak ki senatodaki demokratların gücü artsın. Yine bugün aynı zamanda evet, Biden'da göçmenlik yasasını diğer yasalarla geçirecek. Güzel ve sessiz bir duanın arkasından yaptığı konuşmada birlik beraberlikten bahsetti. 400 bin kişi hayatını kaybetti dün itibariyle, acı bir gün ama bu karanlık kıştan çıkacağız dedi. Bir imtihan geçirdik dedi ve sadece pandemi değil, büyüyen eşitsizlik, ırkçılık, iklim problemleri, pandemi, evet, hepsi üstümüze birden geliyor ama biz bu imtihanları birlik beraberlik içinde geçireceğiz dedi ki Garth Brooks da şarkıcı olarak aynı şeyi istedi. Melike. Bir olarak birlik şeklinde televizyonlarınızın başından da bu şarkıları, bu duaları edin dedi. Çok güzel duaları eden o dini lider aynı zamanda Joe Biden'ın oğlunun cenaze törenini de düzenleyen kişiydi. Melike, diyorum, söz tekrar size İstanbul'da. Yine döneceğim sana, evet, lütfen ayrılma ama bir Ali Çınar'a gidelim. Ali Çınar alanda çünkü onu fazla bekletmemek adına. Ali Çınar, iyi akşamlar. Sanırım Washington'dasın, Beyaz Saray'a yakınsın. Hangi notlar var sende? İstersen alalım. Barış Bey, Beyaz Saray'a yakın değilim. Beyaz Saray'ın içindeyim şu anda. Joe Biden'da yaklaşık 2 saat sonra bulunduğum Beyaz Saray'ın içine gelecek. Hatta şu anda askeri provalar var. Karşı tarafta da ufak bir tören olacak Amerikan bayraklarıyla beraber. Amerikan askerleri de şu anda Biden'ın hazırlıklarını yapıyorlar. Umalı bir çalışma var. Amerikan Kongresi'nde yemin töreni yapıldı ve Joe Biden Amerika'nın 46. başkanı oldu. Şimdi hazırlıklar, gözler burada. Kongreden sonra bir askeri mezarlığa gidecekler. Kamala Harris de daha sonra da Türkiye saatiyle 23.15'te Beyaz Saray'a gelecekler.
ve 17 tane kararname ile çok hızlı bir şekilde Başkan Biden göreve başlayacak diyebilirim. Bunun dışında da tabii Trump not bırakacak mı diye bir kulis haberi vardı. Geleneksel olarak Amerikan başkanları ayrılırken not bırakıyordu, bırakmış. Ama detayını daha bilmiyoruz. Mike Pence'in Trump'ın veda törenine gitmeyip Biden'ın töreninde olması da ilginçti. Yani genel hatlarıyla bugün tarihi günler yaşıyoruz. Olağanüstü güvenlik önlemleri altında. Ali Çınar, ufak bir sorum daha olacak izninle. Çok büyük güvenlik önlemleri var. Aslında o kongre baskınından sonra bugün büyük bir endişe vardı Amerika'da. Senin bulunduğun bölge Beyaz Saray'ın içerisi, kapıyı da bize gösterdin. Hakikaten çevreyi de görüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Nasıl güvenlik önlemleri var? Yine bir de Biden'ın bugünkü sözlerine istersen biraz atıf yapalım. Demokrasi kazandırıyor ve Amerika'yı bir araya getireceğim. Birlik, beraberlik vurgusunu çok gördük. Açıklamasında hem güvenlik önlemleri ve bu bir endişe vardı törenle ilgili ve bir taraftan da tabii Biden'ın ilk konuşması, neler öne çıktı senin notlarında? Başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri devam ediyor. Hatta bugünden sonra da biraz daha askerlerin kalacağı söyleniyor. Yani Beyaz Saray içine 4 tane ayrı farklı güvenlik noktasından sonra girebildim. Bütün sokakların başlarında askeri tırlar veya hamur cipler bulunuyor. Yani bu şartlarda zaten göstericilerin başkente girişi imkansız hale geldi. Yalnız 1,5 saat önce Anayasa Mahkemesi'ne bir bomba ihbarı yapılmıştı ve tahliye edildi. Yani bir huzursuzluk yaşatmak isteyenler var. Daha kimin yaptığı belli değil. Biden'ın konuşması çok motive edici, umut verici olduğunu söyleyebilirim. Çok pozitif. Herkesin başkanı olacağım mesajını verdi. Beklenen mesajı yaptı. Burada önemli olan birlik beraberliğe değindi, demokrasiye bağlılığa değindi ve tekrar geri dönüyoruz dedi. Bu çok önemli. Yani biz test edildik. Amerika test edildi ama biz dönüyoruz demesi de Amerika'nın Trump döneminde yara aldığını ama bu yaraları saracağı mesajını verdi. Ben açıkçası çok olumlu, pozitif gördüm. Ekibi de zaten çok yakından, önceden Obama döneminin ağırlıklı ekibi olduğu için Biden bugünden itibaren dediğim gibi hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Onun da tabii bir test olacak Biden için de. Çünkü artık başkan olarak, bir başkomutan olarak Beyaz Saray'dan yapılan çalışmaları bize gözlemleyeceğiz. Ali Çınar, sanırım arkada da bir hareketlilik var. Askerlerin geçişi evet, de onları sizin, da... Evet, sizin Bloomberg'in evet, güzel bir denk geldi. Hatta şuradan geliyorlar. Evet. Askeri birazdan Biden'ı selamlayacaklar. Yani çok özel anlar şu anda sizinle paylaşılan görüntülerde. Hem solundan hem de yine arkamdan. Biden'ı karşılamaya mı gidiyor bu askerler? Yok, şu anda Beyaz Saray içinde prova yapıyorlar. Prova. Biden'ı zaten bu Beyaz Saray bahçesinde karşılayacaklar. Askeri törenle. Biz de şimdi şahitlik ediyoruz. Zaten Beyaz Saray'ın ön tarafında da bir ufak tören olacak. Hep kongreyi konuştuk ama ben aslında ana final törenin olduğu yerdeyim. Beyaz Saray'ın girişinde bir tören olacak, ufak, sembolik. Ve o törenden sonra askerlerin eşliğinde, selamlamasıyla bu gördüğünüz Beyaz Saray'a girecek. Peki. Bu görüntüler de gerçekten tarihi görüntüler. Son olarak Ali Çınar, çok teşekkür ederiz katkın için. Müttefik, güvenilir bir müttefik olacağız dedi. Ben Türkiye için, bizim için aslında bu da çok önemli, bu mesaj. Doğrudan tabii bu başkanlık konuşmasında elbette çok fazla dış politika mesajı vermedi ama müttefiklik konusunda söyledikleri önemliydi. Bu cepheye dair acaba neler söyleyebilirsin? Onunla tamamlayalım istersen. Joe Biden'ın küreselci olduğunu zaten biliyoruz. O nedenle şu anda yapacakları da NATO ittifakı içinde olacak ve bunun üzerinde açıklamasını yaptı. Ama Türkiye ile ilgili dün Dışişleri Bakanı biraz olumsuz konuştu Türkiye hakkında, sözde stratejik ortak diye. Tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde neler olacağını da yakında göreceğiz. Peki Ali Çınar, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Canlı yayında oradan da sanırım görevliler, yetkililer Beyaz Saray'ın çünkü içerisinde yönlendiriyorlar Ali Çınar'ı. Ağzına sağlık diyelim. Canlı canlı aldık. Hemen Melike Ayhan'a bir kez daha döneceğim. Melike, konuşmaya gelelim istersen. Evet. Birleştirici mesajlar, bütünleştirici, bu iç savaş gibi olan bu nezaketsiz savaşı
ortadan kaldıralım diyor. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Güvenilir müttefik olacağız. Amerika'yı bir araya getireceğim. Biden'ın bu söylemleri acaba nasıl yankılanıyor? Çünkü Trump dönemiyle beraber müthiş bir kutuplaşmaya gitmişti Amerika. Bu süreç gerçekten başarılı olabilecek mi? İstersen biraz konuşmasına geçelim Biden'ın. Kesinlikle Barış, bu beklenen bir konuşmaydı. Acaba 6 Ocak saldırısından bahsedecek mi? Acaba bununla ilgili ne tür mesajlar verecek? Bu bekleniyordu ve 20 dakikalık kısa aslında nispeten diğer başkanların konuşmalarına rağmen yaptığı bu yazdığı metinde çok ilginç noktalara dokundu ve tarihi geri getirdi. Demokrasi kırılgandır, demokrasi hassastır ve çok değerlidir ve sonunda hep demokrasi kazanır dedi. İşte Reagan ve Carter dönemi, ki Reagan cumhuriyetçi biliyorsun ve Reagan başkanlık yeminini yaptıktan sonraki konuşmasında bizim bu törenimiz belki size sıradan bir tören olarak geliyor olabilir ama aslında bu bir imtiyazdır. Çok ülkenin sahip olamadığı bir önceliktir, imtiyazdır, değerlidir demişti. Onun altını çizdi. Bugün demokrasinin günüdür dedi. George Washington'ın yemininin aynısını yaptım. Elini de gördün bastı çok o çok eski İncil'e ve birlik beraberlikten bahsederken virüsle mücadeleye de değindi. Bunun arkasında birlik var, birlik yener. 6 Ocak saldırısından da aynı şekilde bahsettikten sonra birlikte bunların üzerinden yeniden geçeceğiz. Tertemiz, yepyeni bir sayfamız olmalı. Yeni bir başlangıç. Birbirimize saygılı ve herkesi dahil eden bir yönetim vereceğiz. Bütünleyici, birleştirici olalım. 46. başkan olarak ve ilk siyahi, Kızılderili asıllı başkan yardımcısı olarak biz buna önem veriyoruz. Tüm Amerikalıların başkanıyım ve tüm Amerikalıların dedi. İki kere altını çizdi bunun. İşte burada birlik ve beraberlikten bahsederken karanlık bir kışı hep beraber ancak birlikte olarak geçeceğiz. Tüm dünya bizi seyrediyor. Bu imtihanları geçmemiz lazım. Amerika geçecektir dedi. Yani çok güçlü, çok duygu dolu bir konuşmaydı. Başkan olarak sizden isteğim dedi. Bana bu savaşta katılmanız. Neye, kime, hangi politik partiye inanırsanız inanın bu mücadelede bir insan olarak bana katılmanızı katılmaya davet ediyorum. Zira 4000 Amerikalı hayatını kaybetti. Sessizce bir dua edelim hep birlikte onlar için. Büyüyen eşitsizlik tekrar altını çizdi. Irkçılık, iklim problemi, pandemi hepsi bizim üzerimizde. Şimdi biraz önce Ali'nin de söylediği gibi, Ali çok değerli yakın bir arkadaşımdır. 17 kararnameyi imza atacak. 17 kararnamenin hepsi de Barış ne biliyor musun? Trump'ın politikasının tersi. Hepsinin zaten onları önceden kendisi de yürürlüğe sokacağını söylemişti. Göçmenlik yasası, ırkçılıkla ilgili bir takım yasa tasarıları ve işte iklimle ilgili. Trump'tan sonraki en yaşlı başkan ama en dinamik başkan olarak bir konuşma yaptı. 78 yaşında. Trump 74 yaşında. Obama 59 yaşındaydı. Bu arada Obama ve Michelle Obama da oradaydılar ve devamlı desteklerini gördük. George W. Bush'la birlikte Mike Pence de yanına oturdu. Hepsinin. Çok ilginçti. Ali de söyledi. Mike Pence'in gidip de Florida'ya Trump'a katılmayıp burada olması bir mesajdır aslında. Ben bir de şunun altını çizmek istiyorum Barış. 25 bin asker var biliyorsun ordu. Evet. Tam anlamıyla ordu ama bilinmeyen birkaç haber var. Bu çok önemli. Ordudan iki takım çıkarılmış. Çünkü bazı gruplarla ilişkilerinin olduğu öğrenilmiş. Burada bazı yani şimdi televizyonların hepsini ben açtım. Evet. Bazı Trump bayraklarını da görmüşsünüzdür belki ama tabii hiç yakınında bile değil binanın. Ve çok çok uzakta ama etrafında devamlı polisler ve ordu, askerler dönüyordu. Bu çok önemli Barış. Bir de Market Watch'ta ilginç bir yazı çıktı hemen bu yemin töreninin ardından. Hani biz seninle hep Trump rallisi diye konuşuruz ya. Aslında Obama ile Clinton'ın başlattığı bir ralliydi. Çünkü biz böyle bir istatistiki analizi size getiriyoruz. Şimdi de Biden rallisini bekliyoruz diye bir yazı tam şu anda çıktı. O da hani finansal piyasa hep seninle konuştuğumuz için onun altını çizmek istedim. 143 kişinin Trump gider ayak, hani dün 73'tü bugün 143 kişiye çıktı, affını verdi. Kendisi hariç, zaten kendisine verse eli iyice zayıflayacak. Azli ile ilgili soruşturmada
Stephen Bannon gibi kendi kampanyasının başkanları, kendi yakın isimler var. Kesinlikle mağdur durumda olan, hapiste evet. olan isimler yok maalesef. Ama Obama'yı geçemedi. Obama'nın Belki. Sayısı daha fazlaydı. Af sayısı açısından diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Çok teşekkürler. Melike bu akşam hep bizimle. Melike bizim canımız. Onunla sürekli bağlantıda olacağız. Ben şimdi konuklarımla devam edeceğim. Trump tabii bir şekilde geri döneceğim de demişti. Bugünkü konuşmasında iki değerli konuğumuz olacak. Hocamız Süha Atatürk'e ve Sayın Şahin Yaman bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Süha Hocam iyi akşamlar. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şahin Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, Barış Bey. Çok teşekkür ederim. Süha Hocam, izninizle ben önce Şahin Bey'den başlayayım, sonra size döneceğim. Bu dönemde tabii en çok merak edilen, yani bizim ekonomi cephesi için en çok merak ettiğimiz Trump döneminde ciddi bir ABD-Çin ticaret savaşı olmuş ve tüm ekonomileri, piyasaları olumsuz etkilemişti. Bu dönemde Biden döneminde nasıl bir yaklaşım olacak? En son Hazine Bakanı Yellen'ın Çin'e dair nispeten sert mesajlarını duyduk dün. Bu dönem Biden döneminde dış ticaret anlamında Amerika'nın müttefikleriyle beraber olacağını söylüyor. Trump döneminde Avrupa Birliği ile de ticaret konusunda kavgalıydı. Nasıl bir dönem bekliyorsunuz ekonomik açıdan ve dış ticaret politikaları açısından? Şahin Bey, sizinle başlayalım, buyurun. Çok teşekkürler Barış Bey. Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Liderlik yapısı her ne şekilde gelirse gelsin, ülkedeki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurumsal yapı ve gidişatı bundan sonraki ticaret politikalarında büyük ölçüde belirleyecek diye düşünüyorum. Bununla birlikte Trump dönemi aslına bakılırsa Soğuk Savaş sonrası dönemde bir miktar istisnai bir dönemdi. Trump gelir gelmez ne yaptı? Çin'le bir ticaret savaşları başlattı, tarifeler ve yasaklar ekseninde. Çok fazla kullanılmayan Dünya Ticaret Örgütü'nün milli güvenlik istisna kuralını kullanmaya başladı. Küreselleşmeyle Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası kuruluşları Amerika'daki iç problemlerle ilgili suçlamaya başladı. Uluslararası kuruluşlardan ve uluslararası anlaşmalardan hızlı bir çekilme sürecine girdi. Bunun içerisinde Transatlantik Avrupa Birliği ile olan kapsamlı anlaşma, ikincisi de Pasifik ile olan anlaşma. Onun dışından da çok istisnai bir şekilde Trump Twitter diplomasisi yoluyla hiç beklenilmeyen, tahmin edilemez bir üslupla ticaret politikalarını yönetmeye başladı. Şimdi belki de en önemli değişikliklerden bir tanesi bir miktar daha tahmin edilebilir bir üslubun gündeme gelmesi olacak muhtemelen. Biden'dan bunu görüyoruz. İkinci husus bugünkü çok uluslararası kuruluşlardan Dünya Sağlık Örgütü ile Paris İklim Anlaşması'na dönüş yolundaki açıklamalar aslına bakılırsa Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret sistemiyle küresel bloklaşmalar yani serbest ticaret anlaşmalarına da ABD'nin bir miktar dönebileceği ile ilgili bir işaret. Fakat başta da söylediğim gibi Amerika'nın kurumsal yapısı şu an büyük ölçüde rekabet gücünde Çin'e karşı, BRIC ülkelerine karşı gelişmekte olan veya diğer gelişmiş ülkelere karşı nispi bir gerilime sürecinde olduğu için ben uzun vadede çok büyük bir gerçek, somut, elle tutulur politikalarda değişiklik beklemiyorum. Aslına bakarsanız Biden'ın kadrosuna baktım. Yani aslında ticaret politikaları sadece Ticaret Bakanlığı ve Amerikan Ticaret Temsilciliği USTR tarafından belirlenmiyor. Burada tabii Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo, telaffuzu biraz zor, Ticaret Bakanı Raimondo ile tabii ki USTR Katrin Tai çok önemli olacak. Şimdi bunların ben özgeçmişlerini bugün bir miktar inceledim. Çok ilginç olan nokta Biden'ın tüm yumuşak üslubuna, yani çok taraflılığa geçeceğiz, müttefiklerimizle işbirliği yapacağız, uluslararası kuruluşlara tekrar döneceğiz, Paris İklim Anlaşması söylemine karşı. Aslında bu müzakere masasına bir dönüşü ifade ediyor. Politikaların muhteva ve içeriğiyle ilgili hemen hemen ortada hiçbir şey yok. Siz de çok haklı olarak bahsettiniz. Yellen'in çok sert açıklamasından bahsettiniz. Şimdi bu özgeçmişlerde, CV'lerde ben şunu gördüm. Biden'ın seçtiği bu dış ekonomik ilişkiler kadrosunun hemen hemen tamamına yakını sadece ticaret ve finansal politikalarda değil, iki alanda daha uzmanlaşmış
çok fazla pratik tecrübeleri var. Bu iki alan ne? Birincisi Çin Halk Cumhuriyeti, ikincisi milli güvenlik politikaları. Buradan çıkarılabilecek mesaj aslında şu olabilir. Yani Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerindeki rekabet baskısını çok iyi görüyor. Rekabet baskısını çok iyi görüyor. Çin'le olan ticaret savaşları, tarife savaşları, evet, teknolojiyle ilgili kavgalar, fikri mülkiyet hakları ile ilgili kavgalar, bu milli güvenlik ve Çin konusunda özellikle TAI, yeni USTR eğer kabul edilirse, Çin'e yönelik davalarda uzmanlaşmış. Tabii burada olumlu bir yanı var Biden yönetiminin gelecek olmasının. Şöyle bir olumlu bir yönü var. Çin'le olan agresif, yani Trump'taki saldırgan retorik, saldırgan Twitter diplomasisiyle ticaret politikası, evet, yürüp ortadan kalkacağı için finans politikalarında ani şeyler ortadan kalkabilir, bir miktar istikrar getirebilir. İkincisi anlaşmazlıkların halli organı, Dünya Ticaret Örgütü'nü, yargıç atamalarını Trump veto ediyordu Obama döneminden itibaren. Şimdi bu atamalar muhtemelen tekrar başlayacaktır. Bu uluslararası ekonomik sisteme yine bir istikrar getirebilir. Fakat sonuç itibariyle değerlendirirsek 2001 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Ticaret Örgütü'ne girdi. Ben şu an önümde hesaplamalar var. O dönem ABD dünya ihracatının, mal ihracatının %18'i, neredeyse 5'te 1'ine sahip. Çin sadece %4 iken bugün geldiğimiz noktada Çin Halk Cumhuriyeti ABD'yi katlayıp geçmiş görünüyor ihracatta, mal ticaretinde. Yani %4'ten %13'e çıktı Çin, Amerika'da %9'a geriledi. Şöyle bir durum var. Aslında şunu iyi görmemiz gerekiyor. 2001 yılında Amerika Afganistan'a saldırdığında veya Irak Savaşı hazırlıklarını başladığında veya tek kutupluluğunu iyice dünyaya ilan ettiğinde Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Ticaret Örgütü'ne girmişti. Serbestleşme, Çin'in pazara giriş engelleri ortadan kalkmıştı. Sadece 9 yıl içinde. Sadece 9 yıl içerisinde, yani Çin'in DTO'ya girdikten sonraki ilk 10 yıllık dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ni geçti. Bu bir büyük bir küresel kriz dönemine denk geldi. Belki de denk gelmedi. Sebeplerinden bir tanesi buydu. İkincisi, küresel krizden hadi diyelim ki 2010 yılı. 10 yıl geçtikten sonra belki daha önce Çin Halk Cumhuriyeti satın alma gücü paritesinde üretimde de, yani bir ülkenin topyekün ekonomik, evet, siyasi, askeri gücünü gösteren Çin'i ABD'yi geçti. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Trump dönemi atipik, seri dışı, anormal bir dönemdi. Ama söylem itibariyle. Yapısal faktörler aynı kalacak. Amerika Birleşik Devletleri artık dünyanın en büyük ekonomisi değil. Dünyanın en büyük ticaret gücü hiç değil. Fakat ABD'nin üstün olduğu, üstünlüğünü de muhtemelen sürdüreceği bir alan var. Hizmetler ve özellikle de bilişim. Yani platform ekonomileri, sanayi 4.0'ın alt sektörleri itibariyle ABD hala üstünlüğünü sürdürüyor. Peki Şahin Bey. Bu alandaki kavgalar muhtemelen döneceğim yine size. Dünya Ticaret Örgütü'ne ve çok taraflı ortama Biden girdikten sonra da devam edecek. Peki, diye düşünüyorum. Yine çok fazla bir şey değişmeyecek. Şahin Bey, hemen sevgili hocama döneyim. Süha hocam, tekrar iyi akşamlar dilerim. Malum Biden'ın konuşması nedeniyle bu saatte sizlerle buluştuk. Şimdi siz nasıl gördünüz konuşmayı, isterseniz önce değerlendirebiliriz ve Biden dönemine ilişkin bu konuşmada hangi sinyaller vardı? Biraz işte müttefiklik ve daha güvenilir bir müttefiklik vurgusunu dış politika açısından hani bize belki bizim daha çok ilgilendiren tarafı bu gibi. Sizin öne çıkaracağınız noktalar neler? Buyurun efendim. Benim öne çıkaracağım noktalar önce şöyle olacak. Birincisi, Amerika'ya bakıyoruz ve yıllardır Amerika'yı izleyen bir kişi olarak ben son 6 Ocak ile 20 Ocak arasındaki o muazzam farkı bizim de fark etmemiz gerektiği düşüncesindeyim. 6 Ocak'ta inanılmaz görüntüler, vandalizm ve bir isyan ve kongreye bir taarruz söz konusu iken, 20 Ocak'ta bugün yapılan törende bambaşka bir Amerika'yı izledik. Aslında 1. 6 Ocak gününün geçici ve unutulacak bir gün olması gerektiği, 20 Ocak bugün izlediğimiz törenler ve konuşmaların da kalıcı ve Amerika'yı tanımlayıcı olduğunu görmemiz gerekir.
Amerika daha kurulduğu günden beri 200 küsür yıldır, 220 küsür yıldır anayasasını iyileştirerek bugünlere geldi. Ve bugünkü yemin töreninde başkan anayasası üzerine yemin etti. Anayasayı koruyacağına, anayasayı geliştireceğine, konuşacağına, ona asla ödün vermeyeceğine dair yemin etti. İşte bu yeminin içinde, anayasayı koruma yemininin içinde aslında Biden bütün halktan, demokrat veya cumhuriyetçi veya diğerlerinden birlik isteyerek sorunların nasıl çözüleceğine dair ipucunu verdi. Önce birlik olunması gerekiyor. Dolayısıyla aslında Trump tarafından bölünmüş olan halkın, ki bu iç savaş gibi kuzey-güney bölünmesi değildi, demokrat ve otokrat bölünmesiydi. Şimdi Biden'ın yapacağı en önemli iş bu bölünmüşlüğü, o otokrat yapıyı, antidemokratik yapıyı demokrat ve ılımlı bir havaya çekerek içeride Trump'tan kendisine kalan o muazzam kötü mirası yavaş yavaş 4 yıl boyunca belki de gidermeye çalışacaktır. Onun söylediği 20 dakikalık bu konuşmanın içeriği, ben olağanüstü kötü bir miras alıyorum. Ekonomimiz kötü. 400 bin insanımızı kaybettik. Önümüzde hala muazzam bir salgın sorunu var. Bunu aşmak zorundayız. Trump'ın impeachment konusu var. Aslında ondan söz etmediği çok iyi oldu ama böyle bir sıkıntı daha var. Lüzumsuz yere yaratılmış bir sorun bu. Ve en önemlisi de dış politikada neler yapacağına dair birliğin ve ciddi bir atağın gerekli olduğunu söyledi. Evet. Tabii hükümet üyelerinin, yani bütün bunları yapacak olan hükümet üyelerinin de konfirme edilmesi gerekiyor. Bilgi olarak arz edeyim. Özellikle Savunma Bakanlığı'na atanan Lloyd Austin, emekli orgeneral, onun konfirme edilmesi için yalnızca Senato'da onaylanması yetmeyecek. Aynı zamanda Temsilciler Meclisi'nden de onay alması evet, gerekiyor. Hocam. Çünkü emekli olan bir kamu görevlisinin, generalin siyasette görev alabilmesi için en az 7 yıl geçmesi gerekiyor. Fakat Austin'ın yalnızca 4 yıl oldu emekliliği. İşte bu 4 yılın geçirilebilmesi için waiver denilen bir yöntemle önce Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'dan onay alması gerekiyor. Bu onay mekanizmasının çok süratle yapılması gerekiyor Senato'da. Hocam, Sağ hocam, izninizle bu dönemi, yani önümüzdeki dönemi yine soracağım. Böldüm ama bir bağlantımız daha var. Yine size geleceğim. Özellikle Türkiye ile ilişkileri soracağım. Ama ekonomi tarafında tabii konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada stüdyomuzda da bir konuğumuz var. Bizi yalnız bırakmadı. Hakan abi, hoş geldin. Hoş bulduk Barış'cığım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ben sıkıntı oldukça sana döneceğim. Senin desteğin burada önemli. Ama Şant Manukyan, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü. Şant, iyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Sıkıntı olduğunda sana da bu hafta görüyorsun, hep dönüyoruz. Çok mersi. Çok teşekkür ederiz. Herhalde bu konuşmanın içinde ekonomik açıdan biraz daha simgesel bir konuşma. Bir şey gördük mü, istersen onu anlatmanı rica edeyim. Ve Yalın'ın aslında çok daha net mesajları vardı yeni döneme dair. Oradan da belki alabilirsin. Bir Biden dönemi ekonomi politikaları, bir genel değerlendirme alalım bu özel programımızda. Seni dinleyelim lütfen. Tabii, kesinlikle. Yani sembolizmanın çok önemli olduğu, sahneye kimler çıktı, kimler konuştu, etnik kökenleri vesaire gibi pek çok açıdan önemli bir konuşma. Ama doğrudan tabii ekonomide şunu yapacağız, bunu yapacağız netliğinde doğal olarak bir açıklama yoktu. Yalnız açıklamaların hepsine baktığımızda aslında bir aciliyet hissi uyandırıyor Biden. Yani gerek işte müttefiklerle ilişkiler, gerek içeride neler yapılması gerekiyor, gerek göçmenlere yönelik adımlar, uluslararası kurumlardaki statüleri, bütün bunlarda aslında yeni bir şey yapmayacak ama Trump'ın yaptıklarını geri sarmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunu ekonomiyle birleştirirsek, örneğin
iklim değişikliği konusunda Trump'ın durduğu yerle Biden'ın durduğu yer çok farklı. Dolayısıyla bu doğrudan yeşil ekonomiye geçişe daha hızlı bir giriş yapacak anlamına geliyor. Diğer yandan pek bilinmeyen bir nokta, Covid'e yönelik adımları ne olacak onu göreceğiz. Yani demokratların hakim olduğu eyaletlere baktığımızda tam kapatmalar vardı. Biden o yola sapmayacak gibi gözüküyor ama alacağı önlemler özellikle Merkel'in aldıklarından sonra biraz daha ön plana çıkacak. Yellen'ın konuşmalarına ve Biden'ın da özellikle istihdama vurgu yaptığını gördük. Yani biliyoruz kızgınsınız, işler konusunda kaygılısınız, kesinlikle buraya müdahale edeceğim merak etmeyin tarzında bir açıklaması oldu ki aslında Powell'ın da faiz arttırımı için ön sürdüğü koşullardan bir tanesiydi bu. Yalanın da benzer şekilde açıklamaları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir aciliyet hissiyatı verdi konuşanlar. Yalın da Biden'la paketin hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor. Ama şunu söylemek lazım. Tabii böyle bir his olsa da demokratlar aslında cumhuriyetçilere oranla senatoda kuvvetliler. Yoksa tam rakamsal olarak baktığımızda senatoda kuvvetli değiller. Yani 60 oya sahip değiller. Dolayısıyla doğru bir aciliyet durumu var. İşte ortada 1.9 trilyonluk sonra bir altyapı paketi de var. Ama bu o kadar rahat da geçecek diyemeyiz. Hatta büyük bir ihtimalle kapı 1.9 trilyondan açılacak ama daha düşük bir yerde üzerinde uzlaşı olacaktır diye düşünüyorum. Şant, az bir vaktimiz var ama Çin'le politikalar konusunda yeni dönemde daha sıkıntılı mı olacak yoksa daha yumuşak bir döneme mi geçeceğiz? Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da herhalde daha müttefiklerimizle hareket edeceğiz diyen bir, evet, Biden dönemi var. Ne dersin? Açıkçası çok yumuşayacağını zannetmiyorum. Bu arada Çin geçmiş kabineye de bazı isimlere yaptırımlar açıkladı. Pompeo dahil, yani, evet. Dışişleri Bakanı da dahil. Ben çok yumuşayacağını zannetmiyorum. Dünkü Yalın'ın konuşması da öyle çok bir yumuşak değildi. Ama yapılabilecekler sınırlı. Muhtemelen de Trump'tan daha diplomatik bir şekilde bu iş devam edecek diye düşünüyorum. Artık sadece ticaret üzerinde bir kavga var demek doğru olmaz. Bir de çok kısa şunu söyleyeyim. Amerika tabii bir hizmet ekonomisi. Dolayısıyla kapatma kararları geldiğinde, yani insanlar servis sektörünü kullanamaz hale geldiğinde oradaki aktivite biraz daha mal tarafına işlemlerine kaçıyor. Ve baktığımızda açıklanan paket eğer hizmet sektörüne gitmiyorsa o zaman mal alışverişi artıyorsa Çin'in de ticaret fazlası doğal olarak artıyor. Buna nasıl bir düzenleme getirilecek veya getirilecek mi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şant, çok teşekkür ederim katkın için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Şant'a teşekkür ettikten sonra bir araya gidelim. Aranın ardından konuklarımızla bu özel yayına devam edeceğiz efendim. Ekonomik görünüme devam ediyoruz. Bu akşam özel yayınla akşam 8'den itibaren hatta işte 7 kuşağımızdan itibaren Biden'ın yemin töreni. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı 46. Başkan Biden yemin etti. Artık Biden döneminin içerisindeyiz ve bunu konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz değerli konuklarımızla. Ben Şahin Bey'e bir kez daha döneceğim. Şahin Yaman'a. Şahin Bey, tabii burada Türkiye ile ilişkiler, ABD-Türkiye ilişkileri, Türkiye ile ticari ilişkiler. Bir de bunu sormak istiyorum. Bu konuda Biden döneminde ABD-Türkiye ticari ilişkilerinde nasıl bir süreç bekleyebiliriz? Bu konudaki görüşlerinizi de rica edeyim. Buyurun. Teşekkürler Barış Bey. Öncelikle müsaade ederseniz çok kısa bir şekilde Biden'ın genel ticari politikalarıyla birkaç hususa değinmek istiyorum. Buyurun. Biden aslında dış ticaret politikalarına yönelik olarak seçim kampanyası ve sonrasında çok ilginç bir ifade kullandı. Foreign policy for the middle class, yani orta sınıf için bir dış politika. Şimdi ilk duyduğumuzda dış politika ama içeriğine ve muhtevasına baktığınız zaman işte küreselleşme sebebiyle artan eşitsizlikler, fakirlik, Amerikan ekonomisindeki verimlilik düşüşü gibi sebepler, sanayisizleşme vesaire de orta sınıfının kaybettiğini ve bundan sonraki ticari politikaların orta sınıfa yönelik olacağını söylüyor. Evet, hocayla bağlantımızda sanırım bir problem oldu.
Evet, lütfen devam edin hocam. Bağlantınız koptu. Evet. Hocam kusura bakmayın. Evet. Şimdi aslına bakarsanız bu konuda yani orta sınıfa dayalı dış politika meselesi Biden'ın hem Türkiye ile hem Çin'le hem tüm dünya ile olan sadece ticaret değil, finansal yani teknoloji de dahil dış ekonomik ilişkilerini baskılayacak gibi görünüyor. Çünkü rekabet gücü kavramı 90'larda bu Porter'la gündeme gelen, daha sonra karşılaştırmalı üstünlük diğer teorilerle 90'lı 2000'li yıllarda çok gündemde olan rekabet gücü kavramı milli güvenlikle birleşmişti. Şimdi bu da artarak da devam edecekmiş gibi görünüyor. Şimdi burada sorduğunuz soruya dönecek olursak Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkiler nasıl olabilir? Aslına bakarsanız Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler pür bir ticari ve ekonomik ilişkiler mantığı içerisinde gitmiyor. Yani biz Amerika ile savunma sanayi, teknoloji transferi, askeri alanlar, yatırımlar dahil birçok ilişkimiz var ama maalesef hem Soğuk Savaş dönemi boyunca hem Soğuk Savaş sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Türkiye'ye yönelik teknoloji transferi işbirliklerine çok istekli olduğunu görmüyoruz. Ben açık konuşmak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ne çok ciddi bir potansiyel beklemiyorum ama şöyle bir şey olması gerekir. Amerika, Çin ve Asya Pasifik'teki bu RCEP anlaşması sonrasında hem güvenlik konuları hem bloklaşma konularında her gün, her hafta, her ay çok ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Türkiye gibi Avrupa ile Asya'nın ortasında tahterevallide jeopolitik gücü belirlemede çok ağırlıklı bir ülkeyle sürekli didişen bir Amerika ekonomik ilişkilerini de geliştiremeyecek. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri, Transatlantik Anlaşması'na nasıl bakacağı, Asya Pasifik bölgesinde Transpasifik Anlaşması'na arkadan dolaşarak kapsamlı imzalanan o bölgedeki ABD'nin çekilip diğer ülkelerin imzaladığı anlaşmaya girip girmeyeceği, onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Ticaret Örgütü'ndeki yaklaşımları Türkiye ile olan ikili ilişkileri bir noktada etkileyecek ama benim kanaatimce S-400 hadisesi, F-35'ler, ikincisi Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin değişmeyen yaklaşımları ekonomide çok ciddi bir potansiyele işaret maalesef etmiyor. Son bir noktayı daha şöyle vurgulayayım. Hızlıca Rand lütfen. Rand Corporation biliyorsunuz Rand şirketi Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait milli güvenlik konularını inceleyen şirket geçen senenin Covid döneminin sonlarına doğru çok kapsamlı bir rekabet gücü, ekonomik rekabet gücü ve milli güvenlik raporu yayınladı. Yani ben şunu görüyorum. Biden çok taraflı ticaret sistemine dönecek. Daha işbirlikçi bir retorik ve belagat kullanacak. Daha yumuşak bir ton kullanacak. Çevre anlaşması, Paris, diğer konulara formel olarak girecek. Fakat Trump'ın da hakkını yemeyelim. Şöyle bir yanı vardı. Biden'da bence bu olmayacak. Trump samimi olarak içinden geçenleri biraz üslupsuz, tahmin edilemez, bazen de hakikaten IQ ve EQ seviyesinden şüpheleneceğiniz derecede ortaya atıyordu. Şimdi ben Biden'da aynı samimiyeti göremeyeceğimizi düşünüyorum. Ekibine bakın, milli güvenlik ve tamamen milli güvenlik eksenli bir dış ekonomik ilişkiler yaklaşımı Çin karşıtı. Bir miktar sempati kazanarak aynen Obama'nın yaptığı gibi, çünkü Obama da daha sonra dünyayı kana boğdu adeta, o sempatisini istismar etti. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne ilk tahrip eden, ilk de hukuk mekanizmalarını tahrip eden başkan bir demokrattı. Şimdi Trump öyleydi ama Obama'dan da çok büyük beklentilere girmeyin. Yalnız şöyle bir şey ben umuyorum, yani pozitif yanına bakacak olursak, en azından yaz döneminde Temmuz'a kadar Ticareti Teşvik Otoritesi'nin kongreden geçirmeleri lazım. Artı Catherine Tay'yi USDR atamalar için yine onay almaları lazım. Bunlar da çok kolay süreçler olmayacak. Bu dönemdeki, bu üsluptaki düzelme, peki, uluslararası ekonomik kuruluşların işlevselleştirilmesi, finans piyasaları Çin'le çatışmanın bir miktar belki ilk dönemde 5-6 ayda yatışması bizim borçlanmamızı, yatırımlarımızı olumlu etkileyebilir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nden, yani bu benim Türk milletine çağrım,
hiçbir şey beklemeyin. Ne siyasi olarak, peki ne hocam, stratejik olarak, ne ekonomik olarak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri F-35 ve S-400 olayında dış ekonomik ilişkiler siyasetin bir alt başlığıdır. Yani Türkiye'ye çok hasmane bir görüntü veriyorlar. Yani Doğu Akdeniz olayında, Kafkasya'daki diğer gelişmelerde bizim de bir takım eksikliklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama şimdi yani siyaset ve jeopolitiğin ekseninde bir dış ticaret ve dış hocam, ekonomik ilişkiler göreceğiz. Şahin Bey. Siyasetin de tam ortasında, en ortasında olan belirleyici ülke de Türkiye Cumhuriyeti. Peki. Dolayısıyla ben ABD'den açıkçası beklentim bir miktar az. Yani liderlerden kurumsal yapıyı değiştirmeden çok fazla beklemiyorum. Peki, bu arada eski başkanlar, siz de o dönemler atıf yaptınız. Kongreden birer birer ayrılıyor. Obama'yı, W. Bush ve Clinton'ı gördüm. Onlar arabalarına binip, araçlarına binip kongreden ayrılıyorlar şu dakikalarda. Süha Hocam, size yeniden dönelim. Biden dönemi dış politika. Biraz daha bugünkü konuşmasından isterseniz orta ve uzun vadeye doğru bakalım. Hem dış politika yaklaşımı hem tabii Türkiye ile ilişkiler. Sizin bu konuda yeni döneme dair beklentileriniz neler? O cepheyi ve o konudaki görüşlerinizi alın lütfen. Evet, tabii ekonomi konuşmasının arkasından şu şekilde meseleyi bağlamakta yarar var. Amerika'da, Bağda, Biden 1947 yılında kurulmuş olan Ulusal Güvenlik Kurulu'nu çalıştıracak. Bir kere bu çok açık. Bunun yanında hükümet çalışacak ve bütün kurumlar çalışacak. Dolayısıyla Biden, daha önce saymış olduğum o gerçekten devasa sorunları çözmek için bir bütünlük istedi. Bu bütünlüğü o kurumlar arasında bütünlük sağlayarak elde etmeyi düşünüyordur. Düşünmelidir. Dolayısıyla bir zamanlar çok önemli olan 1947'de kurulan Ulusal Güvenlik Kurulu son derece önemlidir Amerika'nın dış politikası için özellikle. Çünkü bu kurulun içinde başkan yardımcısı ile birlikte Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı vardır. Ve bunun advisor'ı, yani National Security Council advisor'ı Jake Sullivan seçildi. Çok deneyimli bir kişi. Başkanın her sabah kendisinden bilgi aldığı yegane kişi sabah saatlerinde o advisor'dır. Dolayısıyla bir kere kurumlarla çalışacak, Twitter'la değil, bu şekilde olacağı için büyük bir avantajla işe başlayacak Biden. Biden'ın Çin'le olan ilişkisinde Çin'i artık bir veri olarak kabul etmesi lazım. Yani Çin'le kavga etmeye, ona lüzumsuz ticaret savaşları adı altında lüzumsuz sıkıntılara sokmasına gerek yok. Ne onu ne kendisini. Bu dünya her iki ülkenin önemli ticari devleti olarak ticaret ile gelişecek ve büyüyecektir ilişkiler. Şimdi Çin'i 1975'ten bu yana takip ederseniz olağanüstü bir gelişme gösterdiğini görürüz. Bu arada yalnızca insan hakları bakımından dahi kendi içinde önemli gelişmeleri söz konusu. Bazı sıkıntıları olmakla beraber. Çin Halk Cumhuriyeti 1,5 milyar insanını doyurmak için önemli bir çaba gösteriyor. Ve bunun yanında teknolojiyle de birlikte zenginlik üretmenin çabası içinde. Örneğin One Belt One Road projesi son derece önemli bir küresel projedir. Şimdi Amerika'nın bu projeyi kıskanmaması gerekir. Bu proje yalnızca Çin'e değil, Çin'in ilgili olduğu 60'a yakın ülke ile de ilgilidir. Avrupa dahil, Türkiye dahil, Avrupa dahil, Afrika ülkeleri, İsrail, bütün ülkeler hemen hemen bu projenin içindedir. Eğer Amerika daha güçlü olmak istiyorsa aslında Çin ile savaşmak yerine Çin'in bütün varlığını bir veri olarak kabul edip stratejilerini buna göre artık kurması gerekir. Biden'ın Çin ile Xi Jinping ile anlaşabileceği çok önemli konular var. Örneğin doğanın korunması, yenilenebilir enerji. Çin 2050 yılında artık fosil yakıt kullanmayacağını deklare etti. Bu son derece önemli bir şey. Ve şu anda dünyanın en büyük güneş enerjisi yatırımı gene Çin'de var. Peki Biden
Biden zaten daha önce deklare etmişti ekosisteme katkı yapacağını, doğayı koruyacağını, petrol, fosil yakıtlar kullanmaktan vazgeçeceğini. Ve bunu belki de bugün gösterecek Biden'da. Çünkü Obama'nın reddettiği fakat Trump'ın 2017 yılında kabul ettiği önemli bir projeyi bugün iptal edecek Biden. Bu Kanada'nın ve Kuzey Dakota'nın petrolünün Texas ve Louisiana'daki arıtım rafine merkezlerine gelebilmesi için 1200 millik petrol boru hattını iptal edecek. Bu inanılmaz bir şey. Trump bunu yalnızca iş sahası açılsın diye istiyordu. Ama Biden'ın çevreyle ilgili düşünceleri ve prensipleri gereği bunu iptal etmesi aslında çok önemli bir kanıt haline gelecek, kanıt olacak. Dolayısıyla hem doğanın korunması hem de petrolün kullanılma durumu, fosil yakıtlardan kaçınma, yenilenebilir enerji konularında da aslında örtük de olsa Çin'le anlaşabilirler. Evet. Amerika Çin'le anlaşmalıdır. Onu bir veri olarak kabul etmelidir. Didişmesine gerek yok. Güney Çin Denizi'nde Çin hakimiyetini yok etmek için oraya yeni savaş tamtamları çaldırmasına da gerek yok. Oradaki halkları, oradaki devletleri kışkırtmasına da gerek yok. Peki hocam. Bunların hepsi... Pardon. Çok özür dilerim. Süha hocam, Türkiye bölümünü isterseniz ayrı bir soru olarak size yönelteyim. Kabul ederseniz ayrı tabii bir başlık ki olarak konuşalım. Çin'i konuştuk. Ben bu arada Sayın Şahin Yaman'a çok teşekkür ediyorum. Bize katıldığı için, görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum size. Süha hocam, size devam edeceğim ama ben bir Hakan Güldağ'a döneyim. Hakan abi, Biden dönemi 46. Artık başkan diyoruz. Trump'ı uğurladık bugün itibariyle. Evet. Senin bugünkü izlenimlerin, Biden'ın konuşması, istersen senden de bir yorum alalım. Zaten program boyunca beraberiz ama ilk izlenimlerin, Biden dönemi dahi ilk günden neler söylersin? Ya iki tane sonuçta elimizde konuşma var. Net evet. Mesaj var. Bir kere oralardan kalkacak olursak bir tanesi diyor ki ben geri döneceğim. Bir şekilde geri döneceğim. Hala ben diyor. Geri döneceğim diyor. Diyor ve bence haklı. Yani, haklı mı diyorsun? Evet, Trump'ın kendisi olmasa bile hani fikri, zihniyeti, o yaklaşım gelecek. Yani belki de sonrasında detaylandırırız ama öbür yani Biden'ın konuşması da bence çok az ekonomi içeriyordu. Yani 10 tane mesaj varsa 7'si birlik beraberlik mesajıydı. Amerikalıların başkanı olacağım dedi. Hem evet aynen hepinizin öyle. Başkanı. İşte hepinizin başkanı olacağım. Bunları beraber aşarız. Covid'le ilgili, salgınla ilgili mesajı bile bunu da birlikte yeneriz şeklindeydi. Yani onun ötesine geçen bir şey olmadı. Bu iki şey nokta dikkatimi çekti. Bu mücadelenin de süreceği önümüzdeki süreçte çok net. Ben Süha hocamın gerçekten güzel çerçeveledi ama şu tarafını belki bir tartışmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir hegemonya mücadelesi var eskiyle yeni arasında. Bu hegemonya mücadelesi hani gördük ki her zaman böyle ılımlı bir şekilde gitmeyebiliyor. Ilımlı gidemiyor, gitmiyor. El sıkışarak dünya, gitmiyor. Evet, olmuyor. Yani sonuçta Amerikan hükümetinin bir Çinli 5G devinin işte CFO'sunu, kurucusunun kızını Kanada'da tutuklatması. Tutuklatmasına kadar varan peki bir şey. Bunlar devam eder bence. Hakan abi, geleceğim sana. Tabii oraya ki eğin. Alanda olan gazetecileri fazla bekletmeden hemen bağlanalım. Oraya eğin, iyi akşamlar diyelim Türkiye'den. Biden'ın yemin törenini hep beraber izledik. Senin notlarını alalım. Nasıl gördün? Neler konuşuluyor? Hangi notlar var sende? İyi akşamlar. Biden yemin edene kadar muazzam gergin bir hava vardı Washington DC'de. Askerler ve gazeteciler dışında sokakta hiç kimseyi bulmak mümkün değildi. Hatta Irak'taki yeşil bölgeye gönderme yapılarak buraya Kapitol Yeşil Bölge adını bile takmıştı pek çok Washington'lı. Ne zamanki yemin töreni başladı, yeminler edildi, insanlar az da olsa sokaklara çıkmaya başladılar. Coşkulu bir şekilde bir kutlama havası şu anda var denebilir. Tabii çok az yer açık. Bir iki tane mesela kahve dükkanı sadece açık. Onun için lokantalar, oteller dahi hala kapalı. Ve bu olağanüstü durumda yarına kadar sürecek. Ama en azından havada bir ferahlama gözüküyor. Joe Biden'ın
zaten mesajı da bu çok kutuplaşan, birbiriyle çatışan ülkede birliği, beraberliği sağlamaktı. O gerginliği ortadan kaldırmaktı. Böyle bir konuşma yapacağı bekleniyordu. Dış politikaya aslında bir gönderme yaptı. O bence çok önemliydi. Müttefikler çatırdayan ittifakları tekrar onarmaya yönelik bir mesaj verdi. Çünkü Amerika'nın özellikle Trump döneminde başlayarak Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkeyle ilişkileri zedelenmişti çeşitli sebeplerden dolayı. Biden dış politikada kendisine çok güveniyor. En kuvvetli olduğu alanlardan biri dış politika. Ve dış politikada da Amerikan ittifaklarını yeniden kuvvetlendirmek, ülkelerle sıfırdan başlamak, temiz bir sayfa açmaktan yana genel olarak olumlu karşılandı. Şimdi bir mezarlık, askeri mezarlığa gidiyorlar. Orada bir törenden sonra daha sonra da Beyaz Saray'a geçip göreve başlayacak Joe Biden. Orayın bugünkü konuşmanın aslında müttefiklik vurgusu da önemliydi ama çok yakın zamanda da hatta dün Amerika'da yeni Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye dönük mesajlarını da aldık. Bu da çok yankılandı burada. Ve işte S-400'lerle ilgili mesajını dinledik. Bunun kabul edilemez olduğunu. Ama yine de bir yeni sayfa olarak ve müttefiklik vurgusu önemliydi. Bu konuya Türkiye'li ilişkiler tarafına yeni döneme dair neler konuşuldu? Tabii bir de Kongre tarafı var. Sadece Biden'la da bu iş bitmiyor. Bu konudaki öngörülerini de almak isterim. Tabii. Aslında Antony Blinken senatodaki oturumda Amerika'nın resmi politikasını ve biraz da o kendisini onaylayacak senatörlerin duymak istediği cümleleri söyledi. Hatta onu sorgulayan senatör Lindsey Graham Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Türkiye de onu çok iyi tanıyor. Türkiye'ye ziyarete gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Fazıl Say konserine gitmişlerdi. Oturumda Türkiye sorusunda Lindsey Graham sordu Blinken'a, yeni Dışişleri Bakanı'na. O da dedi ki Amerika'nın resmi görüşü hakikaten de Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin Amerikan silahlarıyla uyum sağlamayacağı. Yani teknolojik olarak bunun çok uzun bir açıklamaları var. İkna edici ya da değil, bunu tabii bilmiyoruz. Ama bir şekilde uyum sağlamayacağını ve Amerikan silahlarını pasifize edebileceği, hatta belki de önemli bilgileri aktarabileceğine yönelik bir endişe var. Sadece Türkiye'ye yönelik değil tabii bu S-400 mesajı. Rusya'dan silah alışverişi yapmak isteyen başka ülkelere de yönelik. Çünkü Hindistan'ın S-400 anlaşması anlaşması var şu anda Rusya ile. Buna da yönelik bir mesaj. Kabul edilemez dedi ama şu anki yaptırımlara bakacağız. Daha fazlası gerekiyor mu değerlendireceğiz dedi. Bunun aslında şu anki yaptırımlara bakacağız kısmına odaklanmak belki daha bir ılımlı bir hava. Çünkü en hafif yaptırımlar geçmişti. Kongrede bu yaptırımlar aslında yıllardır bekliyordu. Donald Trump bekletiyordu. Sonunda geçmek zorundaydı ve en hafifi geçti. Bundan sonra daha fazlasını talep edeceğini zannetmiyorum Amerika'nın, ama şunu isteyecekler: S-400'leri depoya kaldırın ve Amerika ile yeni bir sayfa açın, silah ticareti. Bundan sonra Amerika silah alışverişini Amerika ile yapın demek isteyecekler. Tabii ki pazarlıkta da bu yaptırımları Türkiye'ye karşı kullanacaklar. Türkiye de son zamanlarda ılımlı mesajlar vermeye başlamıştı Amerika'ya. Tabii depoya kaldırılacak bu S-400'ler, bunu kesmek mümkün değil. Ama Amerika S-400'lerle kendi silahlarını yan yana çalışmasını hiçbir ülkede, Türkiye'de dahil olmak üzere istemiyor. Orayın son olarak kısaca bir rahatlama oldu. Hakikaten herkes bu kongre acaba bir şey olacak mı, bir işte güvenlik tehdidi olur mu diye çok merak ediyordu ve birleştirici mesajlar vardı. Gerçekten Amerika rahatladı mı? Bu birlik beraberlik, hani senin de gözlemini merak ediyorum. Sağlanabilecek mi? Trump da bir taraftan ben geri döneceğim diyerek gitti bugün. Şimdi bugün, yarın ya da hafta sonu Trump'ın senatodaki azil duruşmasının kurulması bekleniyor. Görevi devretmiş olsa da, görev süresi bitse de Trump şu anda sivil bir vatandaş sadece. Ama azledilme süreci başlamıştı. Bu mahkeme senatoda kurulacak. Bu mahkemenin amacı da Trump'ın bundan sonra herhangi bir şekilde kamusal alana dönmesini engellemek, devlet görevinde yer almasını ya da tekrar seçime girmesini engellemek. Ama tabii Trump gitti diye Trumpçılık gitti de denemez. Çünkü Trump aslında bir takım buradaki faktörlerin, ülkedeki bazı memnuniyetsizliklerin, özellikle işçi sınıfının isyanının, ekonomik dar gelirin, adaletsizliğin bir sonucuydu Trump. Eğitimli insanlar teknoloji şirketlerinde daha fazla kendilerine iş buluyorlar. Eğitimli insanların refah seviyesi
yükselirken burada işte mavi yakalı tabir edilen işçi sınıfını giderek gelirleri azalıyor, fabrikalar kapanıyor, bazı iş sektörleri tarihe karışıyor. Bu önümüzdeki dönemde de daha fazla artacak. Mesela dronlar çıkacak, ulaştırma, işte kamyon şoförleri acaba işsiz kalacak mı falan gibi bir sürü teknolojinin dayattığı değişimler işçi sınıfını vuracak. Dolayısıyla sistem bir şekilde Trump gibi popülist bir liderin önüne geçmeye çalışıyor. Ama bu taban hala var. Parti içinde de önümüzdeki yıllarda özellikle Cumhuriyetçi Parti içinde bu tabanı konsolide ederek lider olmak isteyen insanlar çıkacaktır. Benzer popülist söylemler görmemiz olası olacak. Hatta Biden bu birleşme çağrısını yaparken Trumpçılığın bitmediğine ilk işareti Temsilciler Meclisi'nin yeni üyesi, Cumhuriyetçi üyesine hemen impeach Biden, Biden'ı azledelim diye Twitter'dan bir tweet paylaşmıştı. Daha konuşmaya başladıktan ve başkan olarak göreve resmen atandıktan bir iki dakika sonra bile azledilmesini isteyenler vardı. Yani evet, Cumhuriyetçiler bir açık çek veriyorlar ama sert tartışmalar olacağı öngörülebilir önümüzdeki dönemde. Oray Eğin, çok teşekkürler. Oray Eğin konuşurken Trump'ın da Beyaz Saray'dan son kez ayrılışı. Yani tabii belli olmaz, başkanlığa aday olur, başkan olur olmaz ama bu dönem itibariyle son kez ayrılışına dair görüntüleri paylaştık. Melike'ye döneceğim. Melike, Amerikan borsaları Biden'ı kutluyor diyebilir miyiz? Herhalde hoş geldin Biden var. Wall Street'te şöyle baktığımda hem bugünkü gözlemlerin piyasada nasıl görüyor Biden'ın başkanlığını, istersen biraz da bunu konuşalım. Kesinlikle diyebiliriz. Bayram havasında bugün Amerika'nın günüdür dedi Biden. Bugün aynı zamanda borsanın da günü. Kükrüyor borsa. Rally resmen şu an itibariyle yaşanıyor. Taze rekorlar kırılıyor. Biden başkan olarak yeminini ettikten sonra, hemen sonra, hatta şöyle bir eğriye baktım da siz de diyordunuz ya, hani biraz önce tweet etti daha olduğunun dakikasında, biz de olduğunun dakikasında şöyle eğrinin özellikle Dow Jones cephesinde ne kadar yukarı çıktığını gördük. Teknolojide önce, pardon, geri alıyorum. Nasdaq 1, 2 Dow Jones. Neden teknoloji hisseleri? Şimdi 1, teknoloji hisselerinde 4. çeyrek bilançoları iyi geldi. Ama ondan da önce Biden'ın konuşmasında dikkat ettiysen bütün bizim dost olanlar veya düşman olanlar, bütün ülkelerle ilişkilerimizi düzelteceğiz, iyileştireceğiz mesajı vardı. Burada Çin de vardı. Burada Yellen'ın konuşmasında da dün yine Çin de vardı. Çin'in ticari ekonomik haksızlıkları ile ilgili mücadeleye hazırım mesajını verdi Yellen, Janet Yellen. Janet Yellen 1.9 trilyon dolarlık paketin promosyonunu, pazarlamasını yaptı. Bunların hepsi piyasanın hoşuna gitti, gitmeye devam ediyor. Biden'ın konuşması da buna paraleldi ve şu anda bir Biden rallisi yaşıyoruz diyebiliriz artık Trump rallisine son. Perşembe, yani yarın Janet Yellen'ın konfirmasyonu olacak hazine başkanı olarak, resmi olarak. İşte o da yine etkili oluyor çünkü biliyorsun Yellen piyasalar tarafından sevilen bir isim ve kendisi Biden hükümeti zayıf doları da desteklemeyecektir mesajlarını da verdi dikkat edersen. İşte evet, böyle bir günde teknoloji hisseleri artarken dolar zayıflıyor biraz. Ama altın kendini yine yukarı attı. Ham petrolde, altın iki haftanın zirvesinde. Peki. Bu arada ham petrolde öyle. Yani güçlük, karlılık dedim ya, Netflix, ASML'in hisseleri de etkili oldu. Teknolojide o yüzden bir ayrışma görüyoruz. Neredeyse %2'lik bir yukarı çıkış var Nasdaq'ta. Ondan da sonra Dow Jones geliyor. Bir de istikrar var. Yani bilinmezlik ortadan kalktı. Medya hisselerinde de bir dengelenme gördük. Çünkü Barış ilk defa Trump döneminde gündem hiç boş durmuyordu, hafta sonunda dahil olmak üzere. Herhalde medya, televizyon şirketleri ilk defa bu kadar üst üste eleman almıştır. Cumartesi, pazar dahil olmak üzere yetişemiyorduk. Peki. Twitter hesaplarındaki bütün o haberleri. Piyasayı bekliyordu. Piyasayı çok iyi oynadı Trump. Biden bunun farkında. Bunun eksikliğini bize göstermeyecektir ki kendisi de zaten söyledi 46. başkan olarak. Diyorum size, tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkürler. Melike bizlerle olmaya devam edecek. Ben şimdi Hakan abi, kızmıyorsun değil mi bana? Güzel, tatlı tatlı, ben de birçok not alıyorum. Çok önemli noktalar. Hep beraber buradayız. Ben Hüseyin Bağcı Hoca'ya döneceğim. Profesör Doktor ODTÜ Uluslararası İlişkiler'den. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum ama ben sizi göremiyorum. Peki, arkadaşlarımız bakacaktır herhalde ama en azından duyabiliyorsunuz değerli hocam. Tabii tabii, gayet güzel duyuyorum.
Evet, bizi göremeyecek misiniz ama olsun diyebiliyorsunuz hocam. Biz sizi çok çok güzel görüyoruz. Sizi görmek daha önemli. Sağ olun. Şunu soracağım. Artık Biden dönemi bugünkü konuşmasıyla da başlayarak ilk izlenimlerinizi, ilk düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Biden dönemine dair Profesör Doktor Hüseyin Bağcı neler söyler bugünkü konuşmanın ardından? Bir, hayırlısı olsun. İki, yolu açık olsun. Yani evet. Tam böyle Türk usulü bir iyi niyet beyanı oldu bu. Evet. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki 4 yıl içerisinde içeride ve dışarıda çok yeni bir sürece girdiğini söyleyebiliriz. Yani Donald Trump'ın 4 yıllık iktidarından sonra, başkanlığından sonra herhalde artık hasar tespitleri yapılacak. Dünyanın birçok ülkesiyle ikili anlamda ve kurumlar arasında işbirliğini artıracak bir tekrar yeniden yapılanmaya gidilecek gibi gözüküyor. Donald Trump'ın tekrar geleceğim demesi tabii yenilen pehlivan güreşe doymaz. Trakya usulü Kırkpınar'dan bir alıntı yaparak söyleyeyim. Tabii ki gelmek isteyecektir. Çünkü iktidar çok tatlıdır. İktidarı bırakmak kolay değildir. Dünya tarihinde demokratik olmayan ülkelerde iktidarı bırakmak istemeyen liderlerin olduğunu biliyoruz. Ama Amerika'da allemi cihan olsanız seçimleri kaybettikten sonra gidiyorsunuz. Hele hele iki defa seçildikten sonra hiçbir şansınız yok. Birçok örneği var işte Bill Clinton'dan tutun da George W. Bush'a kadar ama Biden dönemi büyük bir rahatlama getirdi mi sorusu az evvelki sorunuz ve borsalardaki hareketlenmelere bakılırsa evet dünyada bir genel rahatlama var. Yani bir gerginlik ortamından bir rahatlamaya doğru geçiş var. Bu rahatlama ne kadar sürecek? Tabii bu da Biden yönetiminin başarılarına bağlı olacak. Ama bildiğimiz bir şey var gerçekten son 4 yıldır. Dünya deyim yerindeyse diken üzerindeydi. Yani hem ülkeler bazında hem de kurumlar bazında hiç alışık olmadığımız bazı yeni yöntemlerle Donald Trump yönetmeye çalıştı. Herhalde benzer bir yönetim tarzını bu dönem görmeyeceğiz. Görmeyeceğimiz için de insanlar diken üzerinde oturmayacak ve kurumlar yaptıkları hataları veyahut da eksiklikleri görerek kendilerini bir yenileme sürecine girecekler diye düşünüyorum. Evet. Hüseyin Hocam size yine döneceğim. Bu arada Doktor Can Fuat Güresel de bize katıldı. Can Fuat Hocam iyi akşamlar. Hoş geldin diyelim sana da. İyi akşamlar. Teşekkürler. Senin de ilk izlenimlerini alayım. Sonra ekonomi tarafını daha uzun uzun Hakan Güldağ da burada hep beraber konuşacağız. Nasıl görüyorsun Biden dönemi Türkiye ile ekonomik ilişkiler açısından? En azından bir giriş yapalım, kısa bir giriş, sonra uzun uzun konuşuruz. Buyurun. Tabii Biden dönemi çok önemli bir restorasyon dönemi olacak, öyle gözüküyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ilişkilerinde Trump döneminin yaratmış olduğu hasarların ortadan kaldırılması, azaltılması, Biden ağırlığını bu sürece verecek gibi gözüküyor. Önemli bir restorasyon dönemi. Burada bu restorasyon dönemi içinde açıkçası Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin de bir restorasyona ihtiyacı var. Son 4 sene Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkileri daha çok Türkiye ile Trump ilişkileri şeklinde yürümüştü. Onun dışındaki hemen hemen tüm kurumlarla sıkıntılı bir dönem yaşıyorduk. Bu anlamda Trump sonrası daha kurumsal yapıya dönecek olan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, yeni yönetim Türkiye'ye biraz da ön yargılı, çok az sayıda ön yargılı yeni dönemin yaklaştığı ülkelerden biriyiz açıkçası. Göreceğiz, bir restorasyon dönemi bizim için de gerekiyor Türkiye-ABD ilişkileri için de. Ben Hakan Güldağ'dan bir yorum alayım şu dakikaya kadar. Ekonomik ilişkiler tarafına, Türkiye-ABD ekonomik ilişkiler tarafına geçelim. Sonra Süha Hoca'ya döneceğim hemen ardından. Ne dersin hocam? Ya, kesinlikle zor bir dönem olacak. Yani onu görmek lazım. Ama bir, Biden'ın da Can Hocam'ın da söylediği gibi hem yurt dışındaki ilişkilerini, ve bu zaten yurt dışındaki ilişkileri derken esas itibariyle ABD hegemonyasını restore etmek gibi bir
derdi ve görevi olacak. Öbür taraftan da içeride bir restorasyonu. Birliği sağlama. Birliği sağlamaya çalışacak. Ya da işte biraz önce söylendiği gibi ulusal güvenliği muhafızları filan devreye sokularak bu işte kimse o senatoyu, kongreyi basanlar vesaire yani o kongre binasını ki o onun kim olduğunu çok iyi sormamız lazım. Orada böyle bir bence ırkçı, dinci motifler taşıyan bir hatta radikal motifler taşıyan bir grup o. Ve o grup Amerika'da az buz değil. Bazı özellikle kökten dinci grupların 66 milyonluk bir ilişki ağına sahip olduklarını Amerikalılar kendileri yazıp çiziyorlar. Hani bir yandan biz buz cumhuriyeti miyiz diye neden bu işler başımıza geldi diye sorarlarken bir yandan da bunlara bakmaya çalışıyorlar. Çünkü bunlar çok ciddi konular. Şimdi bu çerçeve restorasyon döneminde ister istemez Biden'ın müttefiklere ihtiyacı olacak. Çünkü öte yandan da mesela Arsip'le Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda gibi ABD'nin müttefiklerinin de içinde dahil olduğu dünya ekonomisinin, dünya hasılasının üçte birine yakın, 25 trilyon dolardan fazla bir büyüklüğe sahip dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını yapıyor. Çin de orada diyor ki ben artık senin kovboy kementinle öyle sarılacak kadar küçük bir yer değilim. Beni öyle çerçeveleyemezsin diyor. Bu mesajı veriyor. Çin hem kültürel hem ekonomik hem de teknolojik olarak bir süper güç haline geldi. Öbür tarafta da Amerika'nın tekrar kendisini bir restore etme, hegemonyasını restore etme çabası var. Her ikisinin de müttefiklere ihtiyacı var. Bu çerçevede ben ilk etapta zor olacak ama Türkiye'ye böyle nasıl diyelim amiyane tabiriyle böyle hani Türkiye'yi dikkate almadan hareket edemez. O amiyane tabiri kullanmayayım. Dikkate almadan hareket edemeyeceği kanaatindeyim. Ayrıca ABD bürokrasisi de Yeniden devreye girecek. Rusya'ya ve İran'a gerektiği zaman ya da gerektiği zaman demeyelim res çekebilme kabiliyeti olan ya da bunu gösterebilmiş bir ülkeyi öyle hemen kenara koymayacaklardır diye düşünürüm. Ekonomik çerçeveyi de bu ilişkiler ister istemez belirleyecek. Onu ayrı bir açarız istersen. Açarız. Daha tam ekonomiyi konuşuruz ama Süha Hocam'a son kez dönmek istiyorum. Değerli Hocam. Tamamen artık Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönem. S-400 asıl işte mesele gibi dün Dışişleri Bakanı'na da yeni Dışişleri Bakanı'na da Senato'da soruldu. Bu süreci iki ülke atlatabilecek mi? Yeniden o müttefiklik eski dönem ve belki bunun sonucunda ekonomide daha iyi ilişkiler tarafına geçebilecek miyiz? Buyurun. Evet, Hakan kardeşimin söylediği ifadelerin sonunda şu çıkıyor ortaya. Evet, Çin kendi yapılanmasıyla bir yeni aktör, tam bir aktör. Amerika da aynı şekilde ve her ikisinde müttefiklere ihtiyacı var. Zaten dünya bugüne kadar hem Amerika'nın tek hegemonyası hem de devletlerin tek tek ulusal çıkarları peşinde koşmalarından dolayı bugünkü hale geldi. Yani soğuk sıcak, küçük büyük savaşlar dünyası oldu bu yapı. Şimdi Çin'in daha ılımlı ve ekonomiye ve gelişmeye dönük ve de küresel bir anlayışla ileri sürdüğü projeler ki bunların içinde bir tanesi de yenilenebilir enerji meselesi ve Amerika'nın da Biden'la evet daha ılımlı bir hareket, bir yaklaşım göstermesi mecburiyeti tabii ki müttefikleriyle daha iyi ilişkiler kurması şunu çıkartıyor ortaya. Orhan Güvenen hocamızın bize söylediği, benimle tartışmalarında söylediği bir söz var. Optimalde buluşmak. Evet. Optimalde buluşmak zorunda dünya. Ve Biden ve Xi Jinping de bunun farkında. Hocam Türkiye ile de optimalde buluşabilecek miyiz? Türkiye-ABD. Türkiye-ABD'yi konuşabiliriz ama ben impeachment konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Çünkü yanlış anlaşılıyor bazı şeyler. Eğer Biden'ın bundan sonra ne yapacağı ve birlik bütünlüğü korumayı hedeflediğinde nasıl davranacağı düşünüldüğünde impeachment'ın, bu lüzumsuz impeachment'ın aslında sorun yaratacağını düşünüyorum ben. Çünkü eğer 17-18 Ocak'ta siz impeachment'ı bitiremediyseniz,
Eğer 67 senatörün garantisini almadıysanız ve bunu tartışılabilir bir şekilde 20 Ocak'tan sonraya bırakmışsanız, siz büyük bir problemle artık karşı karşıyasınız demektir. Hem hukuki olarak yanlış, hem de sonucu hiçbir şekilde alınamayacak bir hareket olacak impeachment. Evet. Çünkü impeachment'ın kabul edilmesi için önce Senato'da 50'ye 51 alınması gerekiyor. Bu öncelikli. İkincisi, azledilmesi için 67 oyun bulunması gerekiyor ki 17 cumhuriyetçi oya ihtiyaç var. Bu mümkün değil. Şimdi o zaman impeachment'ın amacı olan Trump'ı daha sonraki seçimlere sokmadan, kamudan yasaklama meselesi için bir adım söz konusu bile olmayacak. O halde niye impeachment'a girdiniz? Türkiye ilişkilerini söyleyeyim. Hadi hocam. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca ikisinin değil, Türkiye'nin bütün dünya devletleriyle. Demin sözünü ettiğim o büyülü teoriden yararlanması gerekiyor. Optimalde buluşmak. Hiç kimse %100 kendisi haklı diye davranamaz. Davrandığı takdirde kim olursa olsun, hangi ülke olursa olsun hiçbir şey elde edemez. Optimalde buluşmak mantıklı ve ciddi olmak anlamını taşır. Aynı zamanda da sorunu çözme anlamını taşır. Benim tavsiyem Türkiye'ye, diğerlerini ilgilendirmez, optimal çözümün, optimal buluşmaların neler olduğu konusunu bence yeniden düşünmesini isterim. Teşekkür ediyorum. Değerli hocam, çok teşekkürler. Profesör Doktor Suat Atüre bizlerleydi. Ben yeniden Hüseyin Bağcı'ya döneceğim. Türkiye-ABD ilişkileri hocam, Biden dönemiyle beraber işte optimalde buluşalım dedi Suat Hoca. Buluşabilecek miyiz? İşte yeni sayfa, beyaz sayfa nasıl olacak? Daha Dışişleri Bakanı'nın dün açıklaması ortada. Nasıl olacak? Ne bekliyorsunuz? Yani daha Trump dönemine göre daha mı iyi? İki liderin ikili görüşmelerinde birçok meseleyi konuşup hallettiği dönemler de oldu. Şimdi daha kurumsal mı? Nasıl bir Biden döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri görürüz? Optimalde buluşalım değil de Boğaz'da buluşalım desek daha iyi olacak. Sorunları. Biden'ı evet buraya bir alalım değil mi hocam? Evet. Tabii ki. Yani şöyle Boğaz'da bir güzel balık yedirip ondan sonra bir manzara. Ya bak sen Türkiye'de 79'dan beri tanıyorsun. Çay içmişliğimiz falan da var. Gel sen bizimle pek fazla problem çıkarma. Bu işin bir ortasını bulalım. Yani o optimal dediği şey aslında işin ortasını bulmak. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler asimetrik bir ilişki. Yani simetrik bir ilişki değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri çok büyük. NATO içerisinde müttefikiz. Türkiye'ye yaptırım uygulayabilecek bir durumda. En az zarar verecek, yani pansumanla tedavi edilebilecek bir yaptırım listesi uyguladı. Ama bugün Antony Blinken'ın söylediği cümle önemli. Yani öyle gözüküyor ki S-400'ler konusunda Amerika bayağı Türkiye'nin başını ağrıtacak. Yani nasıl bir orta yol bulunacak onu da 17 Şubat'ta yapılacak NATO zirvesinde herhalde büyük oranda gündeme gelecek ve konuşulacak. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olarak anlaştığı noktalar var. Anlaşamadığı noktalar var. Yani müttefik olmak demek bütün konularda anlaşma sağlanıyor demek değildir. NATO içerisinde birçok ülkenin, NATO üyesi birçok ülkenin birbiriyle anlaşamadıkları konular var. Önemli olan genel çerçeve içerisinde bir mutabakat sağlanıyor mu, bir uzlaşıya varılıyor mu? Ona bakmak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye daha ağır yaptırımlar uygulaması Biden yönetimi için iyi olur mu sorusuna verilecek yanıt, hayır. Peki Türkiye ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri öngörülebilir bir gelecekte, yani önümüzdeki 2 ve 4 yılda ABD'nin hem bölgesel hem de küresel politikalarında Türkiye ile birlikte hareket etmesinin ne kadar kendisine faydası olacak veya olmayacak, bunun da hesabını yapması lazım Pentagon'un ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın. Yani Türkiye'yi karşısına mı alacak, yanına mı alacak, mesafeli mi tutacak?
bu Amerikan tarafının şu anda herhalde üzerinde düşündüğü senaryolardan birkaç tanesi. Tam olarak Türkiye'yi karşısına alabileceklerini düşünmüyorum. Yani S-400'ler yüzünden yani papaza kızıp oruç bozmanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Herkes biliyor ki S-400'ler şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri için NATO içerisinde bir genel uyum açısından önemlidir. Ama diğer taraftan da Türkiye'nin yanı sıra diğer bazı ülkelerin de S-400 aldıklarını biliyoruz. S-400 almak istediklerini biliyoruz. Yani dünya artık öyle tek taraflı NATO'nun sadece belirlediği bir kuramlar veyahut da bir genel yapılanmayla devam edecek gibi gözükmüyor. Yani büyük tartışmalar yaşanacak transatlantik ilişkilerinde. Donald Trump'ın başlattığı gerginlik Biden döneminde eğer ortadan kaldırılacaksa o zaman Trump'ın yaptıklarının birçok davranışının tersini yapması lazım. Mesela Biden şunu diyebilecek mi? Biz sizlere çok fazla güvenlik için para harcıyoruz. Siz gayri safi milli hasılanızın %2'sini ödemek zorunda kalmalısınız diyecek mi? Çünkü bu Trump'ın bir politikasıydı. Çünkü adam kendi açısından haklıydı. Yani dünyanın en fazla parasını ödüyoruz diyor. Ama Amerikalıların cebinden çıkıyor. Avrupalılar güvenlik için yeterince para harcamıyorlar. Almanya'dan örnek vereyim ben size. %2'ye çıkması demek gayri safi milli hasılanın ödenmesi Almanya için yaklaşık 20 milyar dolarlık bir artış demek. Yani Almanya şu ana kadar 20 milyar dolar NATO'ya daha az katkıda bulunuyordu. O zaman bunu yapacak mı? Yani Biden bu 20 milyar dolardan vazgeçecek mi? Veyahut da bizim işte aynı şekilde %2 gibi az gibi gözüküyor ama yine de nereden baksanız 10-12 milyar dolarlık bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Türkiye bunu yapacak mı? Yani bütün NATO ülkeleri küçük veya büyük bunu yapmak zorunda kalacaklar mı? Yani şöyle, evet. Trump'ın politikalarından Biden ne derece sapacak? Sapma cesaretini gösterecek mi? Ve Amerika Birleşik Devletleri bu küresel liderlik konusunda Trump'tan farklı olarak nasıl bir politika uygulayacak? Somut bir örnek. Güney Kore örneğini vereyim. Güney Kore'yi Amerikalılar biliyorsunuz koruyor. Trump'ın Güney Kore seyahatinde diyor ki Trump ya bu işte Samsung'un şeylerini gözüyor, yollar, efendim söyleyeyim metrolar, büyük binalar diyor ki Allah Allah bunlar ne kadar gelişmiş böyle nasıl yaptılar bunu diyor. Yanındaki danışmanı diyor ki efendim bizim verdiğimiz destekle onların güvenliğini biz sağlıyoruz. O zaman biz sağlamayalım artık diyor bize daha fazla para versinler. Bu 100 milyarlarla ölçülecek olan bir rakam. Yani Güney Korelileri de uykusuz günler sarmaya başladı. Japonya için de aynı şekilde. Yani Donald Trump gitti tamam ama Biden bu politikalardan vazgeçecek mi? Soru işareti. O nedenle her şeyin güllük gülistanlık olacağı bir Biden yönetimine de gitmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani Biden yönetiminin en büyük zorluğu Trump döneminde başlayan bir takım değişikliklerin iyi anlamda olanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüp dönmeyeceği. Bu eğer Amerika küresel liderlik talebiyle gelecekse o zaman daha fazla ödemek zorunda kalacak. Bunu yapabilecek mi? Bunu göreceğiz. Ama Trump tabii dediğim gibi kurumlar anlamında çok hasar verdi. Ayrı bir diplomasi, tweet diplomasi diye bir kavram geliştirdi. Yani Trump'ın yaptığı her şeyin de yanlış olduğunu da söylemek mümkün değil. Yani 76 milyon oy almış bir adam. Yani öyle böyle değil. Yani hani aradaki fark diyelim ki 70'i 30 olsa anlarım ama %3'ler %5'lerle bir fark var. O nedenle zaten geri geleceğim demek isteyişinin bir nedeni de bu. Yani Amerikan tarihinde en fazla oy alan hani ikinci başkan adayı kaybeden ama en fazla oy alan kişi olarak zaten tarihe geçti. Şimdi Biden yönetiminin Türkiye'ye yaklaşımı şöyle olmak zorunda. Bir, Türkiye'nin son yıllarda özellikle askeri alandaki yetenekleri. 6 tane coğrafyada Türkiye askeri operasyonlar almış. Büyük deneyimi var. Rusya ile yakınlaşmış, Çin ile yakınlaşmış. Bölgesel güç anlamında Akdeniz'de
ve özellikle Orta Doğu'da son olarak işte Irak ziyaretinde gösterdiği gibi Türkiye'yi yok sayacak, Türkiye'yi görmezden gelecek bir Amerikan stratejisinin olması teknik olarak mümkün değil. Peki, bir başka ifadeyle Biden yönetimi Antony Blinken'da kuzu kuzu Ankara'ya gelecek ve konuşacak veyahut da İstanbul'a konuşmak zorunda. Yani göreceksiniz, yani biz Türkiye S-400'leri alıyor diye ilişkileri keseceğiz diyemeyecek. Zaten o işareti de verdi Antony Blinken. Yani oturup konuşacağız dedi. Karşıyız ama konuşacağız. Peki, bu ne demektir? Biz gereğinde müzakerelere girip taviz vermeye hazırız mesajıdır. Yani biraz Henry Kissinger okuyanlar bunun ne anlama geldiğini bilirler. Amerikan diplomasisinde ve siyasetindeki bu dilin ne demek istediğini. Yani ben ne söylemek istiyorum, ne anlatmak istiyorum. Yani ne söylüyorum, ne anlatmak istiyorum yaklaşımı. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin hele hele son dönemlerde Türkiye'nin artan özgür ağırlığını da göz önüne alırsak öyle kolay kolay Türkiye'den vazgeçebilecek bir politika yapamayacak diye düşünenlerdenim. Henry Kissinger'ın şöyle tuğlamsı bir diplomasi kitabı vardır. Onu da uluslararası ilişkilere merak edenlere tavsiye edelim. Hocam çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diyelim. Kısa bir ara aranın ardından Can Fuat Güreser ve Hakan Güldağ'la son bölümü tamamlayacağız. Ekonomik görünüm son bölümdeyiz. Hakan Güldağ benimle hocam, Can Fuat hocam elinde. Tamamen ticari işleri konuşacağımız 6-7 dakikamız var. Kemiksiz. Sözü hemen bırakayım Hakan Güldağ, buyurun. 3 dakikası benim, 4 dakikası hocamın. Tamam, buyurun. Ben bir şunu söyleyeceğim. Yani Amerika Birleşik Devletleri hala çok büyük bir ülke. Mutlaka ticari faaliyetlerimizin gelişmesi yönünde biz adım atacağız, atmaya da devam edeceğiz. Bu bunun da bir takım sonuçları, olumlu sonuçları olacağını ben düşünüyorum. Ama bu siyasi ilişkilerden bağımsız olabilecek mi bu ticaret? Önemli ölçüde bir kısmı olabilecek ama siyasi ilişkilerden tamamen bağımsız bir dünya artık yok. Onun için yani bir mesela şimdi ne diyor Biden? Ben diyor demokrasi bloğu kuracağım diyor. Liberal enternasyonalizm diyor. Ben bunları yücelteceğim diyor. Şimdi bunları göreceğiz. Şimdi ulusal güvenlik strateji belgesini açıklarlar bir zaman sonra, yazarlar. Her başkanda bir çıkıyor bu. Orada bütün o ekonomik köşe taşlarını da görürüz. Siyasi çerçeve içinde. Çünkü geçen sefer ne demişlerdi? İnovasyonu bile bizden alacaksan, inovasyonu bile, teknoloji transferini de eğer bizimle müttefiksen vereceğim demişti. Yoksa vermeyeceğim demişti. Bu politikalar devam edecek. Orta sınıf için dış politika demek, ben gerektiğinde korumacı politikaları da uygularım demek. Bu da devam edecek. Bu yani bu türbülans içerisinde ilişkilerin gelişme imkanı Türkiye açısından var. Çin'e ve Pasifik'e bir şekilde alternatif ticaret bağları, tedarik bağları, değer zincirlerinin bağları aranıyor, isteniyor, bakılıyor. Buradan Türkiye önemli. Eski Ticaret Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Tabii Wilbur Ross 4,5 gün kaldı, 5 gün kaldı Türkiye'de. Evet. Gene gelebilir. Ama o ilişkilerde birdenbire ne mucizevi iyileşme bekleyelim, ne yani çok da kötüleşmeyi de birdenbire olması mümkün değil. Bir arada birbirimizi biraz daha fazla bu yönetimle Türkiye sadece Amerikan yönetimine de bağlı değil. Türkiye'nin de bir doğrultu tutarlılığı içerisinde olduğunun Amerikan yönetimince kavranması lazım. O zaman S-400 vesaire gibi konular dahi yumuşayabilir, farklılaşabilir. Hemen Can Fuat Hocam, tamamen ticari taraf, hedefler de vardı. Nedir durum ve Biden dönemi ne dersin? Barış, birkaç başlık altında değerlendireyim. Şimdi biraz evvel sizin de bahsettiğiniz bu Amerikan Ticaret Bakanı'nın Türkiye'ye ziyareti ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında konmuş olan karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hedefi sanıyorum şu anda iki ülke arasında Trump döneminden kalan en somut ticari hedef gibi gözüküyor.
Şimdi bunun yeni dönemde, bu hedefin yeni dönemde korunması ve sürdürülmesi konusu tabii önemli olacak. Ama bunu, bu 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefini ortaya çıkaran Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e uygulamaya başladığı gümrük vergileri, yüksek ilave vergiler nedeniyle kendine alternatif tedarikçiler arıyor olmasıydı. Yani bu ihtiyaç oradan ortaya çıkmıştı ve Türkiye'de gerçekten burada çok potansiyel bir tedarikçi ülke konumundaydı. Görüşmelerle 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi kondu karşılıklı. Şimdi yeni dönemde öncelikle Amerika'nın Çin'e Trump döneminden kalan vergilerle devam mı edecek, korumacılığı azaltacak mı, Çin'den ithalatı kolaylaştıracak mı, bu anlamdaki gibi sorulara da yanıt alabiliyor olmamız lazım. Bunları gördükten sonra Türkiye-Amerika ilişkilerindeki bu 100 milyar dolar belki revize edilerek, belki aşağı yönlü, belki yukarı yönlü yeniden hayata geçirilmeye çalışılacak önemli bir hedef. Fakat ticaret, karşılıklı ticaret hep Amerika ile Türkiye arasındaki siyaset, enerji, diplomasi ve güvenlik siyasetinin gölgesinde kalmıştır. O gölgesi içinde de sınırlı ölçüde büyüyerek gelmiştir. Yani bu anlamda bu üçünden bağımsız bir ticarette büyümeyi beklemek de çok açıkçası doğru olmaz diye düşünüyorum. Bu anlamda şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden kendisini, müttefiklerini ve dünyadaki açıkçası kendisine yakın gördüğü ülkeleri, işte bu demokrasi zirvesi, demokraside ilerlemiş, evet, ülkeler veyahut da demokratik ülkeler gibi bir çerçevenin içine oturtmaya çalışıyor. Yani bundan sonraki sanıyorum stratejik ortaklar Amerika Birleşik Devletleri için bu demokrasi bloğu içinde yer alacak ülkeler olacak. Bunu da, bu zirveyi de Nisan, Mayıs gibi yapmayı düşünüyorlar. Ben açıkçası Türkiye'nin buraya davet edilip edilmeyeceği konusunun, peki, Türkiye ile ABD ilişkilerini kökten etkileyeceğini, yani onun öncesi çok yoğun bir karşılıklı diplomasi olacaktır. Evet. Ve barış, ticaret ve ekonomi tarafındaki gelişmeler de bence bu demokrasi zirvesi ve ondan sonraki süreçte şekillenmeye başlayacaktır. Peki. Biden hem kendi içinde çok yoğun bir 100 günlük şu anda bir politikalar hedefi var. Daha çok içeriği restore edecek. Dışarısında dediğim gibi ekonomik ve ticaret Mayıs ayından sonra demokrasi zirvesiyle şekillenir bu. Çok teşekkürler. Doktor Can Fuat Güresel, ağzına sağlık. Bugün biraz sıra dışı yoğun bir akışımız oldu. Katkın için çok teşekkür ederim. Güzel, Hakan abi var. Çok teşekkürler bana eşlik ettiğin için. Hakan Güldağ da bizlerleydi. Bu bölümün sonuna geliyoruz. 22'de küresel piyasalarda yeniden karşınızdayız.